nereye beyefendi? Biz de geliyoruz. Ya tamam gelin de bu asansöre binemezsiniz. Yoğun bakım ikinci katta, başka asansörle gelin. Beyefendi, hastanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Hadi çıkın buradan. Hadi hadi hadi, acele edin hadi. Ya bu böyle titreyip duracak mı? Şimdi tamam. Gerçekten bayılıyorum bu çözümlerinize. Başka bir hastanenin acil servisine götürmemiz lazım torunumu. Bir yardım eder misin oğlum? Benim acil hastam var bey amcacığım. Siz hemen şöyle ilerleyin. İleride size yardımcı olsunlar. Bizimki hasta değil mi? Niye almıyorsun? Hasbinallah. Bey amca, bak benim acil hastam var. Onu yetiştirmem lazım. Telefon açtılar, bekliyorum burada. Sen şöyle git ileriye doğru, tamam mı? Hemen sizin işinizi halletsin hem. Senin olan öyle acillik bir tarafı yok. Bak gayet de sağ diri duruyor. Ayağını kırdı çocuk. Kafasını mı kırmalı illa? Bak bey amcacığım. Dursana bir ya. Dur çocuğum dur, dur. Şu elin ayağını bir düzgün tut. Bas bakayım abi. Bas. Acıyor mu? Acıyor. O kadar da acımıyor işte. Bak basıyorsun. Yani normal. Bence kırılsa basamaz, ayakta duramaz. Siz şey yapınız ileride hemen amcam. Şöyle devam edin, size yardımcı olsunlar. Götürmezsen şikayet ederim seni. Beni ne olur şikayet et ya. Etmezsen hatırım kalır, yemin ediyorum ya. Ya bey amca anlamıyor musun? Hastam var hastam. Telefon açtılar. Hemen götürmem lazım. Nakil edeceğim. Şöyle biraz daha git. Hemen gideceksin şurası. Hadi amca kurbanın olayım. Ya yürüyeme ya çocuk. Nasıl yürütebilirim? Bacak yok yok. Ne vicdansız adamsın sen. Bir yardım etsen ne olur. Götürüver ne var? Pardon, bir hasta geldi mi az önce buraya? Şok geçiriyordu. Yok, kimse gelmedi. Ulan! Niye götürmüyorsun? Çocuk yürüyemiyor, ayağı kırık, ayağı. Allah'a şükür sen çocuğu! Al çocuğu, al, al! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim lan. Derman yakacak bizi. Yakacak! Ölmüş olmasın ya bu herif? Yok, turp gibi. Bu ayıltır şimdi onu. Sen ne istiyorsun benden? Hala yetmedi mi? Yetmedi. Onu bu işlere karışmadan önce düşünecektin sen. O el yazmasında ne vardı? Söyle! Siz nereden biliyorsunuz? Biliyoruz işte. Biyolojik silahlar gizli el yazmasında. Bize onların yerini söyleyeceksin. Öldürürler beni. Ha biz öldüremeyiz öyle mi? Peki sen bilirsin. Ne yapalım? Kendi bilir. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
Bir sıcaklık hissediyor musun? Bak bu şırınla bitince öbür tarafı boylayacaksın. Hem de acıdan yana yana. Canın o kadar çok yanacak ki nefes bile alamayacaksın. Ne olur kafamı kesin diyeceksin. Ama biz kafanı kesmeyeceğiz. Atacağız seni bir çöp kutusuna. Kimse bulamayacak seni. Günlerce, belki haftalarca bu hisle yaşayacaksın. Gebermekten beter olacaksın. Tamam yeter artık yeter. Tamam söyleyeceğim söyleyeceğim söz. Aferin. Hadi geçmiş olsun. Sınır ötesinde Hazarcı bölgesinin 3 kilometre batısındaki Erzalı köyünde gömülü. Köyün merkezindeki yapının içinde. Ha? Bak ne güzel söyledin işte. Ne kendini yor ne bizi. Ölmeyeceğim değil mi? Ha yok ya ağrı kesici vurdum. Bir rahatlama geldiyse ondandır. Aşık sende de ne cevherler varmış ha. Sağ olun komutanım. E ne yapalım biraz da bir sahne almayalım mı? Aslanım benim. Komutanım biyolojik silahların yerini öğrendik. Aferin Ateş. Silahlar hangi bölgedeymiş? Hazarcı bölgesinin 3 kilometre batısındaki Erzalı köyünde gömülüymüş. Köyün merkezindeki bir yapı içerisinde. Tamam Ateş. Dikkatlice tabura dönün. Hemen operasyon düzenlememiz gerekecek. Emredersiniz komutanım. Derman, bir durum var. Beni meşgul etmeyin demedim ben. Konu biraz mühim. Neymiş bu kadar mühim olan? Müfit. 3 kişi hastaneye gelip Müfit'i kaçırmışlar. Bizim adamlarımız yok muymuş başında? Vardı. Atlatmışlar. Tamam. Sorun değil. Adamlar burada mı? Dışarıdalar. Çağır gelsinler. Nasıl? Senin yanına mı? Ha, benim yanıma. Çağır. Tamam. Anlatın bakalım. Efendim biz... Nasıl oldu anlamadık. Çok üzgünüz. Tuzağa düşürdüler. Şşş. Sakin. Sakin.
üzgünüm. Temizle. Evlen benimle. Ne? Gideceğiz, bir imza atacağız kağıt üzerine. Bitti gitti. Kimse de seni bir yere gönderemez. Yavuz, sen iyi misin? Kötü gibi mi duruyorum? Sandığımdan daha gözü kara çıktın. Benim gözlerim kahverengi yalnız. Hiç bu kadar yakından bakmamıştım. Şimdi fark ettim ben de. Keşke akşamları gözlerini alıp eve götürebilseydim. Sen yokken onlara bakardım. Boşanmak istiyorum. Bir şey değildir komutanım. Öfkeli olduğunu nereden çıkardın? Torbanın halinden. Meselesi mi? Seni suçluyor. Boşanmak istiyor. Sevdiğim insanları kaybetmekten yoruldum be Hafız. Ona biraz zaman tanı. Hata yaptığını anlayacaktır. Onu bu kadar sevdiğimi fark etmemiştim. İnsan kaybedince anlıyormuş. Belki de birbirinizin değerini anlamanız için kaybetmeniz gerekiyordu. İş işten geçecek diye korkuyorum Hafız. Biliyorsun komutanım, biz de Fatma ile çok badire atlattık. Boşanmak istiyorduk. Takmıştı kafaya. Haksız mıydı? Değil. Kızdığından değil, sevdiğinden boşanmak istiyordu. Yanında istiyor, ne yapsın? Olmayan biriyle evlenmiş kız. Biz niye evleniyorsak zaten? Öyle olmaz. Hem evleneceksin, hem de kahrını çekeceksin. Peygamberin sünneti böyle. Onun bile başına neler gelmiş. Oğlum deli miyiz biz ya? Deliyiz komutanım. Deli olmasak burada ne işimiz var?
Bakma da oraya. Neyse ki sen varsın. Sen benim elim ayağımsın biliyorsun değil mi Hafız? Komutanım. Bakarsın bu garip Hafız da yarın öbür gün göçer gider buralardan. Allah korusun, o ne demek? Söyleyene değil, söyletene bak. Müsaadenizle ben gideyim komutanım. Ben onsuz nasıl yapacağım? Yapamazsın. Hele her şey bu kadar iç içe geçmişken. Sürekli yan yana olacaksın. Göz göze geleceksiniz. Of. Ben de ondan korkuyorum. Bahar'cığım. Gel sen bu işi bir daha bir düşün ha. Abla. Hı. Sen olsan ne yapardın? Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir miydin? O kadar zor ki. Attan düşenin halini ancak attan düşen anlar. Ne desen boş, farkındayım. Bak Bahar. Sana tek tavsiyem şudur. İyi düşün. Sonra da kalbinin sesini dinle. Eğer hala yapamam diyorsan zaten yapamazsın. İkiniz de zarar görürsünüz. Ben artık kalkayım. Tamam, hadi. Askerim, yolumu gözlemek basit değil. Her gün ölüme bir adım daha yaklaşırken sevemedim. Her gün özlemek basit değil, bunu bil istedim. Vatanın sevdiğinden dahi vazgeçmeyi öğretir. Ateş düştüğü yeri yakarmış, sahi öyle mi? Üzerinden mermiler yağarken ömrüm aşkı ki. Ben sevmeyi beceremem ki, sevemezdim kimseyi. Çünkü vatana bir söz verdim, ağlamamalı gözlerin. Bir gün bir dağın ortasında çatışırken vuruldum. Sol yanıma saplanan bir kör kurşun sorun mu? Dayanabilecek misin duyduğun gün belki sorundu. Görebilecek misin beni bir bayrakla tabutlu? Ben sevsem dahi sen sevme beni. İnan ki dayanamam, uzatır elimi gel derim. Durup düşündükçe ben kemirir oldum beynimi. Bu mektup askerinden özledim ve sevdiğim. Gel seni çok sevdim. Sen bir cennettin bu yürek acılarına. Dayanacak mı söyleseydim ben sana sevderdim. Sen beni hep özlerdin gülerek çıktın bu yola. Neden ağlayan hep bendim? Zor bir zaman yalnız kalamam. Ayrılık acısını içimde taşıyamam. Gel yanıma ne olursun aşkım. Ben buralarda sensiz olamam. Bir güneş olup doğ bana yeniden. Yağmur damlası üşütüyor hadi gel. Gülmüyor yüzüm İstanbul gibi. İçime atıyorum tüm dertleri ben. Gel seni
çok sevdim. Sen bir cennettin bu yürek acılarına. Dayanacak mı söyle sevdim, ben sana sevderdim. Sen beni hep özlerdin, gülerek çıktık bu yola. Neden ağlayan hep bendim? Beyler, ülkemiz büyük bir tehdit altında. Yeni görev emri, bugüne kadar yaptıklarımızın en mühimi. Ve ülkemizin geleceğini etkileyecek bir mesele. Terör örgütü ve onları yönetenler bizi durdurabilmek için her türlü pis yola başvurmak niyetindeler. Başımızdaki yeni bela biyolojik bir saldırı. Bu sayede bize gözdağı verebileceklerini düşünüyorlar. Ama her zaman olduğu gibi hiç kimseden korkumuz olmadığını onlara göstereceğiz. Doğru mudur? Emredersiniz! Derman'ın peşinde olduğu biyolojik silahın yerini bulduk. Onların eline geçmeden almamız gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol! Siz de sağ ol. Gel. Size bir zarf var efendim. Dermandan mı buldun? Evet efendim. Derman silahların yerini bulmuş. Selim'e hemen haber verin. Peki efendim. Efendim? Feyzullah. Dün gece yaptıklarım için özür dilemek için aramıştım. Yersiz oldu biraz. Önemli değil Boncuğum. Bu konuda hassas olduğum bil yeter. Daha dikkatli olacağım. Kırdıysam özür dilerim. Ben de sert çıkıştım biraz, kusura bakma. Tamam. Seni seviyorum. Ben de kapatmam lazım. Dikkat et kendine. Temas kesecek gaz maskelerinizi ve eldivenlerinizi alın. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ne yazıyor burada biliyor musun? Ya İngilizce. Komutanıma göster. Komutanım ne yazıyor acaba burada? Şifreni yenileyecekmişsin. Ha, tamam. Komutanım İngilizcesi de iyiymiş vallahi. Harp okulunda sadece koşmayı ve silah kullanmayı öğretmiyorlar. Yabancı dil, uluslararası tehditler, bölgesel çatışmalar, her şeyi gösteriyorlar. Çok iyiymiş komutanım. Komutanım, bu Tahir kardeşi bir isim uyduramadık ya. Zorla da olmaz ki ya. Nereliydin sen? İzmitliymiş komutanım. İzmit'in nesi meşhur diye? Pişmaniyiz. Pişmani olmaz ya. Sadece pişman olsun. İzmit deyince benim aklıma Kocaeli Spor geliyor. Heh, Dobroski olsun. Dobroski güzel. Çok uzun. Sonra Dobro oldu zaten. Kaan Dobro. Pişman güzel ya. Pişman Tahir. Pişman olmasın komutanım. Yanlış anlaşılıyor sonra. Yine oy birliği çıkmadı bir dahaki sefer. Hadi hazırlanın çıkalım. Delireceğim arkadaş. Çocuk böyle kaldı, bir isim bulamadık ya. Derman'ın verdiği koordinattayız. Bu adam burayı nasıl çözdü böyle, aklım almıyor. Çözer. Sandığından çok daha zekidir o. Biyolojik silahları Derman'a mı teslim edeceğiz? Tam olarak değil. Hemen şimdi bir tanesini kurup patlatmanı istiyorum. Ama burada hala yüzlerce sivil var. Bu yüzden patlatacaksın işte. Etkisini görmek istiyorum. Hem belki çalışmıyordur. Şimdi tüm başlıkları topla, bir tanesini kur ve patlat. Yanındaki adamlardan biri sana yardım edecek. Emin misiniz? Yüzlerce kişi ölür. Ne sakıncası var Selim? Sana ne diyorsam onu yap. Türklere bir fragman izletmemiz lazım. Tamam, nasıl isterseniz.
Ha. Bu arada Müfit'i hastaneden kaçırmayı başarmışlar. Türkler her an oraya gelebilir. Uyanık ol. Anlaşıldı, tamam. Hadi çıkıyoruz. Fazla sivil var. Komutanım, saat 2 yönünde bakmanız lazım. Birileri gelmiş. Birileri daha şifreyi çözmüş demek ki. Çatışmaya hazır olun. Komutanım, ya bizden önce bulup patlatırlarsa? Burada bu kadar sivil varken buna müsaade edemeyiz. Herkes maskesini, eldivenini taksın, hazırlıklı olalım. Avcı sen benle kal. Hafız Tahir, Keşanlı Karabatak, Aşık Çaylak. Bir daha düşünmek ister misiniz? Artık düşünecek bir şey kalmadı. O zaman mahkemeye başvuruyorum. Tamam, başvurun. Atlatabilecek misin? Evet. Ne kadar sürer? 10 dakika. Patlar mı sence? Elimden geleni yapacağım. Tamam. Siz alın bunu arabaya. Dikkatli olun. Dikkat, dikkat. Uzak, uzak bir. Yaklaşıyoruz. Anlaşıldı. Yaklaşmaya devam. Thank you.
Dikkat edin, fark edilmeyin. Ne kadar işin kaldı? Çok az. Ben tırsmaya başladım. Ne kadar uzakta olmamız lazım? Ne kadar uzakta olursak o kadar iyi. 1-2 kilometre kare içinde canlı birinin kalacağını sanmıyorum. Patlamanın etkisi mi? Patlama normal bir patlama olacak. Ama içinde ne var tam olarak bilmiyorum. Ama dedikleri gibi tesirliyse etrafta canlı kalmaz. Ben gidiyorum o zaman. Geldiler! Koru beni, koru! Seninle hadi burada. Hadi, hadi, hadi! Komutanım, Selim kaçıyor. Takipteyiz. Anlaşıldı. Peşini bırakmayın. Gel.
Selam, ne haber? İyidir, senden? İyi. Sana bir sürprizim var. Neymiş? Bak. Korkacak bir şey yok. Dışarıdan bir arkadaşım getirdi. Sana faydası olacak. Koray. Koray, bak daha ben yeni yeni kendime geliyorum. İstemiyorum. Bir şey olmaz. Buradan çıkmak istemiyor musun? İstiyorum. Bu sana yardımcı olacak. Hayır, ben bağımlı olmak istemiyorum. Bu bağımlılık yapmıyor ki. Bak, kendini çok iyi hissedeceksin. İnan bana. Bak, istediğini biliyorum. Bir kere dene, sevmezsen kullanmazsın zaten. Heh. Bağımlılık yapmadığına emin misin? Elbette. Sana neden yalan söyleyeyim? Geldi değil mi? Araba pert oldu. Daha çalışmaz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne? Keşan. Erdem'in kızı bende. Tamam. İyi iş başardın. Koray aradı. Erdem'in kızı tamamdır. Ne? Kızı öldürmesin. O kız bana lazım. Öldürmeyecek. Bize değişik kapılar açabilir. Elimizde dursun. Arkanı dön. Gel at.
patladı lan? Bizimkiler. Allah kahretsin, patladı!